Merhaba. Sizin için hızlıca bir grip virüsü çiziyorum. Virüsün dışında böyle bir zarf bulunur. Bu zarfın içinde ise 8 parça RNA var. Bu genetik materyal proteinleri kodlar. Bu proteinlerden birini zarfın dışında küçük bir el gibi çiziyorum. Bu H harfi hemaglutinin anlamına geliyor. El gibi çizdim çünkü bu protein sialik aside tutunur ve bu şekilde küçük hücrelerin içine girer. Burada başka bir protein daha var ve bunu da makasla göstereceğim. Bu protein ise nöraminidaz olarak adlandırılır. Ve siyalik asidin yerini tespit edip virüsün hücreden çıkmasına yardım eder. Böylece virüs başka hücrelere sıçrayabilir. Bir protein daha var, onu da buraya çiziyorum. İsmi M2. Bu protein tüm grip çeşitlerinde bulunmaz. A tipinde bulunur ancak B tipinde bulunmaz. Bu A ve B tipi influenza virüsleri arasındaki en büyük farklardan biri. Birazdan nedenini öğreneceksiniz. Grip tedavisi için kullandığımız ilaçlar antiviral ilaçlar olarak adlandırılır. Muhtemelen antibiyotiklerin virüslere karşı değil, sadece bakterilere karşı etkili olduğunu duymuşsunuzdur. İşte o yüzden grip virüslerine karşı etkili olan ilaçlara özel bir isim verilmiş. Bunlara antiviral ilaçlar diyoruz. Bunların birkaçından söz edelim. Amantadin ve Rimantadin. İsimlerinde bulunan ortak harflerden bu iki ilacın aynı sınıfta yer aldığını kolayca hatırlayabiliriz. Bu iki ilaç da M2 enziminin aktivitesini bloke ederek etki gösterir. Buraya M2'nin bloke edildiğini gösteren küçük bir eksi işareti koyuyorum. B tipi influenza virüsünde M2 proteini bulunmadığı için bu ilaçların B tipine karşı etkili olmadığını tahmin edebilirsiniz. Ha, bu ilaçlar bazen A tipi influenza virüsüne karşı bile etkili olamazlar çünkü A tipi oldukça dirençli hale gelmiş bir virüs. Hatırlayalım virüs mutasyonlar yüzünden dirençli hale geliyordu. A tipi influenza virüsünde bir tür mutasyona uğramış M2 proteini olduğu için amantadin ya da rimantadin tarafından bu proteinin bloke edilemediği gözlenmiş. Bu tabii ki talihsiz bir durum. A tipi influenza virüsü inanılmaz derecede dirençli hale geldiği için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 2012 ve 2013 yıllarında bu ilaçların kullanılmamasını önerdiği biliniyor. İyi haber şu ki A tipine karşı etkili olan başka ilaçlar da var. Bunlardan biri Oseltamivir. Bir diğeri de Zanamivir. Yine çoğunlukla aynı harfleri paylaşıyorlar. Bu iki ilaç da nöraminidazı bloke ediyor. Hem A hem de B tipine karşı etkililer. Bu da oldukça önemli bir detay. Buraya A ve B tipi şeklinde not edelim. Bunlardan ilki hap şeklindeyken ikincisi toz halinde bir ilaç ve solunum yoluyla alınıyor. Yani iki ilaç farklı şekillerde alınıyor. Başka bir önemli farklılık da bu ilaçlar için yaş sınırlaması olması. Bunları almak için belirli bir yaşın üzerinde olmanız gerekiyor. İki ilacın yaş sınırlamaları farklı. Bunu da unutmamak gerekir. Yine de genel olarak baktığımızda grip olan hastaların tedavisinde kullanmak üzere bu tedavi seçeneklerine sahip olmamız çok umut verici. Öyleyse gelin biraz da tedavi üzerinde konuşalım. Diyelim ki grip olan bir hasta var. Bu hastayı ağlayan yüzle çizelim. Tedaviye ihtiyacı olduğu da her halinden belli. Buraya da yazalım. Tedavi, Peki neden özellikle bu hastanın tedavi edilmesi gerekiyor? Bu hastayı özel kılan ne? Öncelikle bu hasta 2 yaş altı çocukları ve 65 yaş üstü insanları kapsayan yüksek risk grubunda olabilir. Ya da bu hasta hamile olabilir. Başka bir ihtimalde hastanın akciğer rahatsızlığı veya astım gibi kronik bir rahatsızlığının olabileceği bu sebeple bağışıklık sistemi düzgün çalışmıyor olabilir. yani bu grup için tedavi kaçınılmazdır. bir başka grup daha var. diyelim ki bu gruba dahil bir hasta tamamen sağlıklı, hamile de değil fakat hastalığı çok ağır geçiriyor. evet bu durumda da tedavi gereklidir. çok ağır geçirdiği için hastaneye kaldırılması gerekebilir. birtakım komplikasyonlar ortaya çıkmış olabilir. Böyle hastalara çok özenle yaklaşmak gerekir ve bu tip hastalar söz konusu olduğunda tedavi kesinlikle gereklidir. Tedavi gerektiğine karar verdik diyelim. Peki düşünmemiz gereken başka neler olabilir? Bu noktada düşünmemiz gereken bir diğer şey tedaviye ne zaman başlanacağıdır. Çok basit, mümkün olduğunca erken başlamak gerekir. Fakat çoğunlukla tedaviye hastalıktan sonraki iki gün içinde başlanır. Eğer hastalık belirtileri başlayalı en fazla bir hafta olduysa tedavi yine de düşünülebilir. Bunun yanında düşünülmesi gereken başka detaylar da var. Örneğin tedavi süresi. Tedavi genel olarak 5 gün sürer. 5 gün boyunca hastaya oseltamivir veya zanamivir verilir. Ama bazen tedavi daha da uzatılır. Ancak genellikle normal şartlarda 5 gün sürer. Evet, ilk örneğimizde tedavi edilmesi gereken bir grip hastasından söz ettik. Gelelim ikinci örneğe. Tedavi edilmesine gerek olmayan bir örnekten bahsedelim. Diyelim ki bu kişi tedavi için doktora gidiyor ancak kendini o kadar da kötü hissetmiyor. Bu kez de gülen bir yüz çizelim. Hatta iki tane gülen yüz çizelim. İki farklı vakadan bahsedeceğiz. Araya da bir çizgi çekelim. Bu iki kişi de kendini iyi hissediyor. Ama bu noktada yine de yapılabilecek bir şey var. O da hastalığın önlenmesi. Bu ilaçlar onları hastalıktan koruyabilir. Bu şekilde ilaçlarla koruma sağlayarak alınan önlem bu aşamada çok önemli. Şimdi bu iki hastanın evlerini de şu şekilde basitçe çizelim. Diyelim ki birinci kişi grip semptomları gösteren biri tarafından ziyaret ediliyor ve hemen hasta olacağını düşünerek endişeleniyor. Burada ilk dikkate almamız gereken şey bu kişinin yüksek risk grubunda olup olmadığı. Yüksek risk grubuna dahil olan bazı kategorilerden bahsetmiştik. Tabii bunlarla sınırlı değil. Başka kategoriler de var. Evet dediğim gibi eğer bu kişi yüksek risk grubundaysa hasta olmasını önlemek için oseltamivir ve zanamivir ilaçları verilebilir. Ağır seyreden hastalık ya da hastaneye yatış gibi bir durum bu senaryoda söz konusu olmaz. Bu örnekte kişi zaten hali hazırda hasta olmadığı için hastalığın ağır seyretmesi ya da hastaneye yatması mümkün değil. Peki tedaviye ne zaman başlamak gerekir? Grip virüsüne maruz kaldıktan sonraki iki gün içinde tedaviye başlanmalıdır. Grip olan kişi tarafından ziyaret edilmesi ya da gribe yakalandığından endişe etmesine sebep olan durum söz konusu olduğunda maruz kalma tabirini kullanıyoruz. Grip virüsüne maruz kaldıktan sonraki iki gün içinde hem tedaviye başlanmalı hem de hastalıktan korunması için gerekli önlemler alınmaya başlanmalıdır. Peki bu kişinin hasta olmasını önlemek için kullanması gereken ilaçlar ne kadar süreyle verilmeli? Bu aşı olup olmamasına göre değişir. Diyelim ki bu kişi grip aşısı olmuş ama yüksek risk grubunda. Evini ziyarete gelen biri yüzünden veya başka bir şekilde grip virüsüne maruz kalmış. Böyle bir durumda iki haftalık bir ilaç tedavisi uygulamak gerekir. Tedavi süresinin 2 hafta olmasının sebebi aşının tam olarak etkisini 2 haftada göstermesi. Yani bu iki haftalık süreçte aşı etkisini tam anlamıyla gösterene kadar ilaç tedavisiyle bu kişinin hasta olması önlenmiş oluyor. Daha sonra da aşı devreye giriyor ve grip mevsimi boyunca çok yüksek ihtimalle gribe karşı koruma sağlıyor. Evet şimdi de Aşı olması mümkün olmayan birini düşünelim. Diyelim ki alerjisi var bu yüzden aşı olamıyor. Bu durumda bir haftalık bir tedavi uygulanır. Yani grip virüsüne maruz kaldıktan sonraki bir hafta boyunca ilaç uygulanır. Bu durumda verilen ilaçlar sayesinde grip virüsüne maruz kalan kişinin hastalığa yakalanması önlenmiş oluyor. Fakat kişi aşı olmadığı için Diyelim ki 3 hafta sonra tekrar grip virüsüne maruz kaldı. Bu durumda ve her grip virüsüne maruz kaldığında aynı işlemin tekrarlanması gerekir. İşte bunun için aşı olmak gribe karşı koruma sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Gelelim ikinci senaryoya. Bu örnekte eve gelen bir ziyaretçiden ziyade bu kişinin aynı evde birlikte yaşadığı insanların hasta olduğunu düşünelim. Aynı ortamda birden fazla kişinin hasta olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Bunu salgın olarak tanımlayabiliriz. Yani bu kişi bir salgın ortamında yaşıyor. Onunla aynı evde yaşayan hastalar olduğu için burada amaç sağlıklı olan kişinin hastalığa yakalanmasını önlemek. Tedavi söz konusu olduğunda yine ilk dikkate almamız gereken şey bu kişinin yüksek risk grubunda olup olmadığı. Bu bahsettiğimiz senaryoda bir grup hasta ve sağlıklı insanın bir arada yaşadığı yer bir ev de olabilir. Yüksek risk grubu insanların da olduğu bir huzur evi de olabilir. Yüksek risk grubunda olanlar için hemen ilaç tedavisine başlamak gerekir. Oseltamir ve zanamivir ile ilaç tedavisine başlanır. Ağır seyreden hastalık ya da hastaneye yatış gibi bir durum bu senaryoda da söz konusu olmaz. Çünkü burada salgın ortamındaki sağlıklı birinden bahsediyoruz. Henüz hastalığa yakalanmamış. Bu noktada amaç bu kişinin hastalığa yakalanmasını önlemek. Peki bu kişinin tedavisine ne zaman başlanmalı? Bir önceki örnekteki gibi grip virüsüne maruz kaldıktan sonraki iki gün içinde tedaviye başlamak bu senaryoda söz konusu olmaz. Bu örnekte kişi salgın ortamında bulunduğu için sürekli olarak grip virüsüne maruz kalıyor. Etrafındaki herkes hasta. Örneğin ortak yemek yenen alanda sürekli hasta olanlarla karşılaşıyor. Sürekli bir maruz kalma söz konusu olduğu için iki gün içinde tedaviye başlamak bu durumda pek bir anlam ifade etmez. Burada duruma daha genel bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor. Aşılı olsun, aşısız olsun salgın ortamındaki herkesi mümkün olduğunca çabuk tedavi etmek gerekir. Burada amaç salgının etkilerini en aza indirmek ve bu sayede olası kötü sonuçların önüne geçmek. Gribin hastaneye yatışa sebep olabileceğini veya ölümcül olabileceğini biliyoruz. Tüm bunların önüne geçmek için, özellikle de bu tip yüksek risk grubu insanların bir arada olduğu bir salgın ortamında, herkesin tüm salgın süresi boyunca tedavi edilmesi gerekir. Hatta tedavinin, Son grip vakası tespit edildikten bir hafta sonrasına kadar devam etmesi gerekir. Burada önceki örnekteki gibi tek bir kişinin grip virüsüne maruz kalması söz konusu değil. Salgın ortamında bulunan herkes sürekli olarak virüse maruz kalıyor. Bu yüzden bu süreç boyunca salgın ortamında bulunan herkesin ilaçlarla tedavi edilmesi en sağlıklı tedavi yöntemi. Özetleyecek olursak, grip için kullanılan antiviral ilaçların hem tedavi amaçlı hem de hastalığın önlenmesi amaçlı kullanıldığını söyleyebiliriz. Hoşçakalın.